ile ben Begüm. Bugün birlikte Curation of Magical Curiosities'in Christmas versiyonu olan kutuyu açacağız. Geek Gear'ın Cherry Wallace'le birlikte çıkardığı bir kutu bu. Tabii bana gelene kadar ne Christmas kaldı, ne yeni yıl kaldı, ne bir şey kaldı. Ama hani çok da geçmedi. Çok da kötü değil yine. Bu kutuyu şu anda satın alamıyorsunuz. Bildiğiniz gibi çoğu bu sayılı kutu gibi belli bir sayıda üretildi, satışa çıktı ve bir ay kadar sonra da postalanmaya başlandı. İngiltere'den geldi yanılmıyorsam. İngiltere menşeili. Loot Crate biliyorsunuz Amerika'dan geliyordu. 50 pound gibi bir fiyatı var. Shipping'i de 8 pound'tu. Ufak bir indirimle birlikte, shipping'le birlikte 50 pound'u aldım ben. Üstüne 20 dolar yazmışlar sağ olsunlar. O yüzden toplamda 30 TL gibi bir PTT görevlisine gümrük vergisi ödedim ve kendisi benim oldu. Bu şekilde iki kutu çıktı paketinin içerisinden. Önce bunu açalım. Çok güzel şeyler olacak bence. Şöyle açıyoruz ve Cherry'nin Wiggly Worm dediği şeyler içinden çıkıyor. En üstte böyle bir kart var. Cherry kendi sayfasında incelerken aslında filmlerden birinde Neville'ın masasında böyle bir kart gördüğünü söylemişti. Happy Christmas Neville yazan bir kart. Arkasında da Cherry'nin bir notu var. İşte bu kutuyu nasıl hazırladığıyla ilgili böyle bir giriş ürünü. İkinci çıkan ürün bayağı büyük bir paket aslında. İçerideki en büyük paket bu. Bunu açalım. Ay çok güzelmiş mor kurdelesi de. Hiç açmak istemedim aslında. Çok güzel. Cherry kendi kanalında incelerken bu atkının Mrs. Weasley'nin ikizlere ördüğü atkının replikası olduğunu söylemişti. Aslında bayağı iki tarafı da düz örgüyle örülmüş ve el örgüsü bu. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun ayrıntılarını, renklerini yakından ben şeyde paylaşayım. Magic Collector diye bir yeni Instagram sayfası açtım. Orada koleksiyonumdaki ürünleri nereden aldığımı falan paylaşıyorum. Ne kadar aldığımı. Orada bunun ayrıntılarını paylaşayım. Böylece örmek isteyen olursa kendisi örebilir. Ama ben çok sevdim, çok beğendim. İçinden çıkan bir sonraki ürün Happy Christmas Harry ve Happy Christmas Ron yazıyor kutunun üzerinde. Çok da tatlı bir kutu aslında kutusu. Hatırladım bu ürünü de. Harry ve Ron'un kaza şeklinde eldivenler. Mrs. Weasley'nin Christmas'la olan ilişkisi. Yani Harry'ye böyle ilk kez bir Christmas hediyesi gelmesi, onun Mrs. Weasley olması. Annem bana da mı ölmüş hediyeler mi? Bana da mı hediye var falan Harry'nin tepkileri. Her zaman hem kalbim biraz kırmıştır hem de kalbim biraz ısıtmıştır. O yüzden ikisini de çok seviyorum. Ya çok tatlı olmuş bunları kullanmak ve dışarıda böyle soğukta bunlarla fotoğraf çekilip yollamak istiyorum. Aa, çok güzel. Bir de kalitesi de bayağı güzel. Üzerindeki işlemelerin kalitesi de çok başarılı. Ben daha dandik olacaklarını düşünmüştüm açıkçası. Tabii herkes olması için yapılmış. Bana biraz bol geldi ama yine de kullanılabilir makul büyüklükte. Elime gelen bir sonraki. Bunu da hatırladım ne olduğunu. Hatırladım deyince de bir hatırlatıcı. Filmdeki sahneleri hatırlıyor musunuz? Malfoy'la olan sahneleri, Harry'nin ilk kez süpürgeye binişini. Neville'in Christmas hediyesiydi. Yani Christmas hediyesi miydi, başka bir şey hediyesi miydi? Bayağı başarılı bir replika. Bu noktaların sayısı doğru mu diye bakmak lazım ama çok başarılı bir replika olduğunu düşünüyorum. Bende asıl Remembrall yok gerçeği. Universal'da satılan ama başarılı. Ve ürünler devam ediyor. Bunun da ne olduğunu hatırladım. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bak abartmıyorum. Orijinal bir satranç taşı, büyücü satrancı parçası. Çok güzel. Çok güzel. İlk filmdeki Ron'la Harry'nin oynadığı satranç takımında böyle bir queen vardı hatırlıyorsunuz. Bir sandalyede oturuyordu. Sonra kaldırıp sandalyeyi karşı tarafa vuruyordu Ron onları hareket ettirince. Onun bir replikası ve her şeyi çok güzel olmuş gerçekten. Birebir mi onu kontrol etmek için tabii ki de şeye bakmak lazım, filme bakmak lazım. Ya da varsa stüdyo turdaki fotoğraflarına bakmak lazım ama bu koleksiyonumda bulunacağı için çok mutluyum şu anda. Çok güzel bir parça.
Ve hala devam ediyoruz. Bir şeyler çıkıyor sürekli. Bakalım bu neymiş? Aa. Cherry bunu çok seviyor. Hatta bir dövmesi falan var bununla. O yüzden bunu tercih etmiş diye tahmin ediyorum. Uçan anahtarları hatırladınız değil mi? Uçan anahtarlardan bir tane yapmışlar. Kanatları falan çok güzel, çok hoş olmuş. Ve yanılmıyorsam bu bir yılbaşı ağacı süsü. Artık önümüzdeki yıla kaldı. Bir pin görüyorum burada. Rozetleri çok seviyorum. Harry Potter rozeti biriktirmeyi çok seviyorum. Bir Golden Snitch ve Hogwarts kresli. Bu Christmas kutlayan ülkelerde kapıya bir çelenk asma geleneği var biliyorsunuz. Bir Hogwarts çelengi şeklinde yapılmış bu. Çok güzel, çok beğendim. Güzel bir düşünce. Aralarda saklı, çok tatlı Harry Potter andenleri var. Onları da bakalım fark edebilecek misiniz? Ve aslında bu kutuyu alma nedenim olan ürüne geldik. Ben bunu çok beğendiğim için almıştım. İki seri satıldı bu kutudan. İlk seri bittikten sonra Cherry Valis, bu arada aşağı kanalına bırakırım. Cherry videoyu yayınladı. Ben bu ürünü gördüm, kafayı yedim ve hemen gidip kutunun ikinci versiyonundan aldım. İkinci versiyonda hiçbir fark yok. Sadece biraz daha geç postalandı. Dördüncü kitapta yılbaşı balosu sırasında gece bu konsere gittikleri yerde ve balo masalarında, böyle bembeyaz olan balo masalarında, balo salonunda balkabağı suyu şişeleri vardı normalden farklı camdan. Ve onların bir replikası bu. Birazcık küçük versiyonları ama çok güzel, çok başarılı. Üstündeki küçük balkabağını görüyor musunuz? Çok güzel. Tek bir şikayetim var. Cam şişenin birleşme noktası dışındaki etiketin ortasına denk gelmiş ve bence kötü görünmesine neden oluyor. Keşke buna dikkat ederek yapıştırsalarmış. İçindeki sondan bir iki önceki ürün. Bir Chadley Cannons bayrağı, biliyorsunuz Ron'un tuttuğu Quidditch takımı. Keçeden yapmışlar üzerine bir baskı. Fena bir baskısı yok, kaliteli bir baskı. Kutuda şurası katlanmış ve biraz yamulmuş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden biraz üzdü. Ama yakışacak ya. Güzel bir dekor ürünü. Keşke çubuğu da olsaymış. Acaba içinden çıkacak mı? Bir sonraki. Bunu almamın ikinci nedeni. İkinci nedeni. Çok güzel. Çok güzel. Ayrıca zarfı bile parlak beyaz bir şeyden. Bir yılbaşı balosu davetiyesi. Çok başarılı. Her ayrıntısı çok güzel. Ve yaldızlı iç hali de çok güzel. Çok beğendim. Arka tarafı altın yaldızlar. Ön tarafına da gümüş yaldızlarla yapmışlar. Çok başarılı. O kadar güzel olmuş ki. Bunu buraya koymak için sabırsızlanıyorum koleksiyonuma. Bunların hepsi şurada olacak. Flora'nın şapkasının olduğu yerde. Çünkü çok yakışıyorlar. Mavi ürünler kalben. İçinden böyle bir liste çıktı. İçindeki bütün ürünleri gösterdiği bir liste. Listede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ürün var. Biz 11 tane çıkardık mı bilmiyorum. İçinde bir tane daha varmış. Şöyle bir çok güzel bir kağıda baskı alınmış bir çizim var. Bunu Cherry çizmişti yanılmıyorsam. Oldukça başarılı, güzel. Ha, kutudaki bir ürün der miyim? Hayır, sanırım bu bir ürün değil. Printlere çok bir özelliği olmadıkça ürün demek istemiyorum. Aa, tüp vardı bir de. Bunu da hatırladım, ne olduğunu hatırladım. Bir Yule Ball posteri. Son olarak da bak işte buna ürün derim. Az önceki ne ürün ne varmış? Sanırım fan artların printlerine çok ürün demek istemiyorum. Ama bunu çerçeveletip bu arkadaki video duvarına ekleyebilirim. Başarılı olur. Ha, baskısı böyle bir yumuşak gibi. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum.
Şimdi bu kutudan stokta mevcut mudur bilmiyorum ama stokta mevcutsa ben Geekgear'ın internet sitesinden aşağı linkini zaten koyuyor olacağım. Ama stokta mevcut değilse de kutuyu alan insanlar içinde belki sevmedikleri ürünleri, belki de satmak istedikleri ürünleri eBay'de satışa çıkartabiliyorlar. Oradan takip edip Amerika Postal'la satın alabilirsiniz. Bu kadar. Bir tane daha Geekgear kutusu söyledim. Lunar Lovegood olan kutu 2 ay sonra falan tahminen o gelecek. O geldiğinde tekrar bir Geekgear kutusu açacağız birlikte. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.